İlseven Akademi, uzman eğitmenlerin düzenlemiş olduğu 1001 eğitim projesine hoş geldiniz. Bu eğitimlerin ve üst seviye eğitim kurlarının devamının gelmesini ve alanında uzman eğitmenlerimiz tarafından verilen 1001 eğitimle kişisel gelişimimize katkı sağlamak, iyi bir kişisel gelişimci olarak bunu bir meslek haline getirmek ve bu meslekten gelir kazanmak istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Ayrıca bu eğitimlerle elde edeceğiniz deneyimleri, pozitif görüş ve önerilerinizi bizimle videolara yorum yaparak paylaşabilirsiniz. Hocam merhaba. Merhaba. Bu slide halinde mi devam edecek 4 saatlik program? Nasıl devam etsin? Ya ben daha önce de yine aynı kurumdan NLP dersi almıştım da bu şekilde devam etmemişti. Yenilemek istedim. Ama slide halinde devam etmesi açıkçası beni çok üzdü. Ne gibi? Yani orada daha çok şekillerle ve konuşma yoğunluğu üzerine devam etmişti ders. Slide halinde olması yani çok akıcı olmuyor program bu şekilde. Yani ben bu şekilde programladım. Zaten 6'dan 11'e kadar buradayız. Ben çünkü burada siz ikinciyi alıyor olduğunuz için böyle bir algı oluşmuş olabilir ama buradaki çoğu arkadaş ilk defa alıyor. Ve bu yüzden ben temelden hani NLP'yi anlatmak istedim. İlerleyen saatlerde zaten uygulamalarımız falan olacak ama slide üstünden gideceğim yani. Tamam, teşekkür ederim. Bir de rica etsem sesinizi biraz daha yükseltebilir misiniz? Sesiniz çok az geliyor. Tamam. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sermin Hanım size söz veriyorum. Hocam merhaba. Merhaba. Kolay diliyorum. Başarılar diliyorum. Sizin arkadaşlara da merhaba. Bana göre çok iyi. Emeğinize sağlık. Az önce arkadaşımız dedi ki hani görselle anlatma. Sözel şimdi mesela ben görsel ağırlıklıyım. Benim için slide görmek orada çok önemli. Evet, işitmek çok önemli. Ama görmem, dinlediğim bir şeyi slide olarak görmem benim öğrenmemi kolaylaştıran bir şey. Ben çalışırken de yazarak çalışırım. Onun için hani eğitimin sadece kulağa hitap etmesi belki işitseller açısından yeterli oluyor. Onlara doyum sağlıyor ama görseller biraz daha slide'a yönelik. O nedenle kendi kişisel fikrim slaytlar çok güzel, çok aydınlatıcı. Teşekkürler. Emeğinize sağlık. Emeğinize sağlık. Kolaylıklar diliyorum. Teşekkür ederim Sermin Hanım. İyi dinlemeler, hoşçakalın. Hoşçakalın. 6'ya kadar şimdi söz vereyim arkadaşlar. Sonra da bir araya gidelim. Gül Hanım'a sesini açıyorum. Hocam sol üstteki yuvarlakta harita dünya değildir gibi bir cümle vardı. Onu anlayamadım. Çok kısa açıklar mısınız? Şimdi şöyle hemen slide'ı da isterseniz tekrardan açalım. Şöyle bir paylaşayım. Arkadaşlar elimizde bir harita düşünün. Ve aslında çok hani cümleden de şey. Harita o bölgenin sadece nedir? Krokisidir. Bölgenin kendisi değildir. Bölgenin kendisine gittiğimizde bambaşka şeyler yaşıyoruz ve bambaşka şeyler deneyimleriz ve görürüz. Yani bu da tecrübe kısmıdır. Yani bir çizim değildir, bir görsel değildir, bir basit bir yönerge değildir. Harita, bölge tamamen canlı, var olan bir durumdur. Bu da aslında kişilerin kafasında deneyimler ve tecrübeler aslında haritalanır. Ve bunların hepsi kişiye özeldir. Muhtemelen burada belki kafanız karışmış olabilir. Burayı hızlı geçtim. Şimdi bu bölgenin bir kendisi var. Bir de kişilerin kafasında haritalanmış hali var. Burada hepsi de yalnız bireysel ve kişiye özeldir. Az önce söylediğim gibi mesela yine konusu geçti. Görsel manzaradaki güneşi hatırlar. İşitsel keman sesini hatırlar. Dokunsal meltemi hatırlar gibi. Farklı haritalanma, farklı durumlar çıkabilir. Ama orada belki yaşanan gerçek olay bambaşkadır, bambaşka dünyadır. Aslında biz bu oradaki gerçekliğin hepsine ulaşmak ve bir şeyler değiştirmek istiyorsak oradaki gerçekliği aydınlatarak ilerlemek istiyoruz. Yani
sadece sizdeki karşılığının oluştuğu kısımla değil, onu aydınlatıp gerçek bölgenin durumunu yansıtmaya çalışıyoruz. Gerçek bölgenin, yani anlayabildiğimiz kadar tabii ki de zaten hani bizim bilinç seviyemiz ve şeyimiz bunun hepsini anlamaya yetmez ama mümkün olduğunca. Yani sadece sizin temsil sisteminize uygun şekilde değil de farklı görmenizi, farklı yollardan gitmenizi ve farklı deneyimler de yaşayarak ilerlemenizi istiyoruz. Burada o yüzden tecrübeler kişiye özeldir ve bu kişiye özel tecrübeleri farklılaştırarak, farklı yönler göstererek haritanın tam sizin kafanızdaki haritayı değil, bölgenin kendisini de size göstermeye çalışmak. Umarım biraz daha açıklayıcı olmuştur. Gül Hanım, açıklayıcı oldu mu? Evet, teşekkür ederim. Rica ederim. Almış olduğunuz bu eğitimin e-devletinizde resmi olarak görünen ve uluslararası üniversite onaylı sertifikalarını almak ister misiniz? Bu eğitimlerin üst seviye kurlarını da yine kurumumuzdan alarak resmi belgeye sahip birer kişisel gelişim uzmanı olabilirsiniz. Merhaba hocam. Merhaba. Deminki örnek üzerinden gidersek şöyle diyelim ki o konu üzerine kişinin bir korkusu var. Hı hı. Mesela uçağa binmek. Hı hı. Yani onu evet birçok kişi yapıyor. Hani orada olumlu düşünelim. Hani bir korkusu var ama kişinin. Onu nasıl aşacak? Onu nasıl halledecek? Ben kendimden örnek vererek bu soruyu soruyorum. Sizin var herhalde uçak korkunuz. Ya yoktu ama çok seyahat ediyorum. İş hayatım seyahatlerle geçiyor. Ama bir seneye yakın öncesinde bayağı bir uçakta sallandık. O yüzden bir şeyle oluştu, travmayla oluştu. Yine biniyorum ama onu da aşmak için ne yapabilirim diye hani bu örnek üzerinden size sormak istedim. Teşekkür ederim. Anladım. Aslında uygulamalar yapacağız. Yücehan Hanım, ben sizin isminizi şurada bir not alayım. Hocam. Şimdi güzel bir çalışma yapabiliriz. Harika. Çok sevindim. Uygulamalarda Yücehan Hanım diye sizin isminizi not alıyorum. Peki. Size bir çalışma yapalım. Peki, çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Rica ederim. Başta harika anlattığınız için de teşekkür ediyorum. Benim için de harika. Çok teşekkürler. Sağ olun. Teşekkürler. Merhaba hocam, iyi yayınlar. Teşekkürler. Hocam ben biraz geç girdim. Yani hatta 10 dakika falan oldu. Çok bir şey kaçırmamışımdır inşallah. Ben de ama ilk defa kaçırdım. Nasıl yapacağız peki hocam? Tekrar var mı kaydı? Kaydı var mı hocam? Vallahi şu an eğitim kaydediliyor. Muhtemelen sizlerle paylaşacaktır. Kayıttan istersiniz. Çünkü şu an bayağı yol kat ettik artık. Tam ciddi bölgelere geçeceğiz. Şu ana kadar temelini işledik aslında. Şaka yapıyorum. Hani biraz daha böyle bundan sonraki kısımları daha güzel ve rahat anlamak için böyle kısa bir felsefesi ve kabullerinin üzerinden geçtik. Temelle başladık. Umarım hızlıca toparlarsınız Sertan Hanımcığım. İnşallah hocam kaydı olursa daha iyi. Bunu sormak için. Kayıt oluyor. Bunu sormak için. Bir de çok teşekkür ederim. İzseven Akademi'ye çok teşekkür ederim. Bütün arkadaşlarımıza da ilk önce size başarılar diliyorum. Mutlaka çok güzel eğitim olacak. Mutlaka bu 4 aylık süre içerisinde bizler çok çok katkıda olacaksınız bize. Buna inanıyorum. Bu arada sizi de çok sevdim. Çok güzelsiniz. Çok teşekkürler. Çok güzel. 10 dakikadır dinliyorum ama hani sadece derse giremedim. Şu an konuşmalarınızı dinliyorum. Çok güzelsiniz. Çok hoşsunuz. Çok teşekkür. Aldığımız elektrikle inşallah çok güzel şeyler olacak diye düşünüyorum ben de. Çok sağ olun. İyi dersler. Çok teşekkür ediyorum hocam. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Arzu Hanım. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Merhaba hocam size de. Ben tekrar egzersize dönmek istiyorum. Kafama bir şey takıldı. Şimdi egzersizde hani başta bir problemi düşünün dediniz bize. Problem bu problemin
Yani herhangi bir problem, mesela arkadaş uçak korkusu dedi ama atıyorum maddi bir problem düşünebiliriz, bir hastalığı düşünebiliriz. Herhangi bir problem olabilir sanırım. Evet. Yani değil Evet, mi? genel. Genel. Peki bu problemi düşündük diyelim ve bu problemi işte merkeze yerleştirdik. Bu bahsettiğiniz dikdörtgenleri tek tek dolaşın yönergeyi öyle vermiştiniz. Evet. Ben de şahsen dikdörtgenleri tek tek dolaşırken problemimi düşündüğüm esnada bazılarını ben de algılayamadım. Yani harita bölgenin kendisi değildir. Olumlu niyet, yani her probleme uymayabilir mi bu dikdörtgende Tabii, yazılanlar? tabii. Bunlar Evet. genel kabuller olduğu için hepsini tek tek böyle oturtmak zor olabilir aslında probleme göre. Hani orada böyle tek tek dolaşıp aslında hangisiyle daha çok ilişkilendirebiliyorsanız onun Heh. üstüne giderseniz daha da başarılı olur. Tamam, şimdi o kısmı biraz merak ettim. Şimdi ben harita bölgenin kendisi değildir de ben de takıldım. Olumlu niyet belki benim problemim için uygun olabilir ama bir uçak korkusu için olumlu niyet. Ben öyle bir şeye çalışsaydım koyamazdım belki yerini. Belki koyulabilir ama orada bulamıyorum yani. O yüzden ufak bir örnek üzerinden ya şimdi ya da dersin ilerleyen saatlerinde geçerseniz bence egzersiz amacına daha güzel ulaşacak. Yani kafama oturmadı şahsen. Tamam. Bu biraz daha temel olduğu için zaten basit bir uygulama, dediğim gibi hepsinde olamaz. Mesela benim Özel şeylerde örneğim üzerinden geçebilir miyiz? Yani mesela ben diyelim bahçeli bir ev. Şu anki kalsın. ekonomik koşullarım içerisinde bunu sağlayamıyorum. Bu benim için bir problem. Problem olmamalı mı ya da bilmiyorum ama problem. Ya diyorum hani problem değil de aklıma bir şey gelmedi. İlk böyle hayalimi dillendirmek istedim zihnimde. Problemi koydum. Tamam, harita bölge değildir. Bölgenin kendisi değildir de ben bunu Mesela nasıl şimdi uyarlayayım? önce tabii şunu bilmek gerekiyor. Şimdi sizin hedefiniz ya da hayaliniz bahçeli ev ve geçmek Evet, anladığım kadarıyla. bahçeli, müstakil, kendime has bir eve geçmek istiyorum. Bunu şu an olmamasının nedeni nedir sizce? Ya da ne olsa olurdu? Öyle Ne söyleyeyim. olsa olurdu? Tabii ki daha iyi bir gelir olsa olurdu. Peki daha iyi gelir elde etmek için herhangi bir girişiminiz ya da çabanız var mı şu anda? Yani memur olduğum için ek iş içerisinde değilim yani. Öyle bir çaba içerisinde tabii ki olamıyorum. Peki paranızı yönetme kısmında çalışmalar yaptınız mı? Hayır, yapmadım. Yani Evet. şöyle, yani evliyim, çocuklarım var ve paramın büyük çoğunluğu onlar için harcanıyor. Şimdi bu dikdörtgenler üzerinden harita bölgenin kendisi değildir'i es geçebiliriz yani, değil mi? Evet. Tamam. Şimdi burada Olumlu niyet. şunu alabilirsiniz. Şimdi ilk önce sizin bir hedefiniz var. Hedefinizi Evet. koyabilirsiniz. Ve mesela şurada ne diyeceğiz? Hani hiç memur olup evli iki tane çocuğu olan bir insanın müstakil evi yok mu? Tanıdıklarımın yok. Yani Yani benim tahmin. hayalimdeki ev gibi bir evi yok. Tamam. Peki bunu işte deneme yolunda, şimdi buradaki zaten şey, bunu deneme yoluna çıkmak için sizin bunları ilk önce süzgeçten geçirmeniz gerekiyor. Mesela ne birisi için mümkünse benim için mümkündür. Buradaki sizin için en uygun olabilecek Evet, kısım ne ben de olabilir? onu bir tek düşündüm. Yani işin açıkçası bütün Şimdi dikdörtgenleri uyumlayamadım kendime. başarısızlık yoktur kısmı da olabilir. Bunu da uyumlaştırabilirsiniz. Bir de şimdi burada mesela birazdan aslında onlara geçeceğiz. Belki detaylandıkça kafanızda daha net oluşur. Hani bu çok basit bir yönerge. Belki de o yüzden şey, daha somut şeylerle ve daha yönergelerle gittiğimizde daha iyi anlayabilirsiniz. Hani hedefi nasıl koyacağız, nasıl ilerleyeceğiz. Şimdi mesela burada muhtemelen davranış ben değildir kısmı da uyacaktır. Çünkü davranışlarla ilgili, yani paranızı harcama, paranızı yönetme, bunun için mesela bütçe ayırma gibi şeylerde de belki eksiklikleriniz olabilir. Mesela yola Bütçe çıktığınızda ve ayırıyorum ama yani hesaplarıma göre yani bir 10 yıl sonra mümkün olur. Bir de bu süreçte 20 yılı da bulabilir yani.
bilmiyorum. Bunu NLP ile bilinçaltı belki bir blokaj dediğiniz İşte, şeylerden vardır. Onları çözme kısımları da herhalde örnekler üzerinden gidecektir diye düşünüyorum. Aslında biraz hani gülmemin sebebi de buydu zaten. Hani siz baştan bunu kabul etmişsiniz. Zaten hani bu arkadaşlar şöyle bir şey var. Yani sakın azam gücenmeyin. Bu insanların %80-90'ında var. Sizin üstünüzden olduğu için şimdi böyle örnek vereceğim. Arkadaşlar bizim yani Türk insanında, Türklerde inanılmaz bir kıtlık bilinci var. Yani böyle danışanlarda da bu şu kıtlık bilinciyle uğraşmaktan ya evet yapabilirsem o kadar bir kıtlık bilinci yerleştirilmiş ki bize işte aman alma, aman şey yap, dursun. Hocam genlere kodlanmış, yapılacak bir evet, şey yok yani. İşte yapılacak bir şey var. Atalarımızın zamanından gelen kodlarla yaşıyoruz. Ben kendimi de öyle düşünmüyorum. Çok da hani bir şey söyleyeyim. O zaman hemen gözlerinizi kapatın. Tamam. Şöyle bir derin nefes alın. Karşınızda 3 tane bir derin nefes alın önce. Acele etmeyeyim. Karşınızda kocaman bir kamp ateşi yanıyor. Bunu güzelce hayal edin. Biraz etrafa bakın. Neler var? Yalnız mısınız? Kumsal mı, ağaçlık mı, hava nasıl, gündüz mü, gece mi? Anlatayım mı? Yok, sadece siz bunları hayal edin. Bakın, biraz hissedin, ateşin sıcaklığını hissedin. Ben şimdi size 10 çuval para veriyorum. Ve 3'ten geriye sayacağım ve 0 dediğimde 10 tane çuval parayı ateşe atacaksınız. 3, 2, 1, 0. Tüm gözlerinizi açın. Ne yaptınız? Attım. Dediğinizi yaptım. Tamam, güzel. O zaman kıtlık bilinci yok. Ben hatta en başta ateş paralar var derken nedense çuvaldan paralar ateşe sıçılmaya başladı bile. Niye öyle bir şey oldu onu da anlamadım. Kurguluyor acaba, musun çoğu şeyi? Acaba ateşi hani daha çok alevlendirmek için içsel olarak mı öyle yaptım bilemedim. Ateşi neyle ilişkilendirdiğinize bakmamız lazım tabii burada içsel olarak. Ama demek ki paradan daha güçlü bir şey var içinizde. Parayı yenebileceğiz. Aslında bu da sevindirici bir şey. Aslında kıtlık bilinci yok. Hiç parayı... yok bende. Hiç yok. Çok cömertimdir. Hiç tutmam. Para da bana gelir. Ama hayalimdeki evi almak için herhalde doğru zamanda değilim diyorum artık. O yüzden hani bilmiyorum. Ya bunun hani... bütçe yönetimi falan planlama kısımlarına biraz çalışabilirsiniz. Benim şu an için hani çok detayları bilmediğim için. Yani hani... benim bu bir örnekti. Ben siz söylediğinizde aklıma bu geldi. Şimdi sadece şeyi merak etmiştim. Hani bütün dikdörtgenleri dolaşmadığımızda hepsi bize uygun olmak zorunda mı? Hep der sorunu uygun olmaz. Bu çok genel kabuller olduğu için bu şekilde ama özellere zaten geçmeye başladıkça daha net anlayacak. Evet, bir de hani bir örnek üzerinden egzersizler giderse mutlaka bir yerden bir şeyler kendimiz yakalayacağız diye aslında düşünüyorum. Aslında örneklerle ve günlük hayattan çok basit şeylerle anlatmaya çalışıyorum. Bunu böyle hani siz de artık bir katılın çünkü ben neredeyse 1 saat 15 dakikadır konuşuyorum. Evet. Hani siz de artık böyle bir şempoa çalışma yapıyoruz şeyine gelin diye birazcık da. Katılımı sağlamak için anladığım kadarıyla demek ki sıkılmamış. Yok yani sıkılmadım ama ilk başta ben şikayetçi olan arkadaşı çok negatif algılamadım kendi adıma. Hani sanırım o da belki örnekler üzerinden gidilmesi gerektiğini içsel olarak söylemek istedi. Ben öyle algıladım. Bir hakaret gibi gelmedi bana. Yani sunumunuz da şu an benim için iyi gidiyor ama dediğim gibi ben de örneklendirilmeler olursa daha kalıcı bir eğitim olacak diye düşünüyorum. İşte hani zamanı sayı kullanmamız lazım. Tamam. Çalışmalar falan yapacağız. Teşekkür ediyorum. Yani zamanımız ya çünkü NLP çok detay. Çok şey bir konu arkadaşlar NLP yani burada 3-5 saatte aslında hemen böyle anlatılıp çözülecek bir şey değil. Bu zaten bir sertifika programı biliyorsunuz ki. Burada biraz daha hani NLP nedir, ne değildir
kısmını göreceğiz yani. Biraz fikrinizin oluşması adına bir şeyler yapacağız. Şimdi biraz daha söz versem mi, oraya gitsem mi? Arkadaşlar çok kısa kısa ise alayım. 11 kişi var şu anda. Lütfen daha fazla kişi el kaldırmasın. Bahar Koç. Kıyamıyorum yine. Merhabalar, iyi akşamlar herkese. Öncelikle teşekkür ediyorum kendi adıma. Söz hakkı verdiğiniz için de ayrıca teşekkür ederim. İlk katılan gibi benim de yükseklik korkum var. Tatil ya vardı İstanbul'da. Orada evet. Hızlı trene binmiştim ve orada inanılmaz bir korku kalmıştı bende. Şu an 9. katta oturuyorum. Hani sabitten korkmuyorum ama 36 yaşındayım. Hala uçağa binmiş değilim. Bana da mümkünse seans yapabilirseniz sevinirim. Eğer mümkün değilse başka bir şey rica edecektim sizden. oğlum adına da oğlum adına benden ziyade öncelik çocuğum. Yine uçak korkusu bir şekilde ben hayatımı idame ettirebilirim ama 5 yaşında bir oğlum var. 2,5 senedir alt dudağını emiyor ve kulağıyla oynuyor. Tik takıntısı var. Ona aslında ön planda o benim için. Eğer onu yapabilirsek onu rica edecektim. Yani onlar tik ya da böyle hani aslında korku kısımları. Yani çok özür dileyerek söylüyorum bunu. Bunlar böyle hani biraz daha seanslık şeyler yani. Öyle hemen şurada buradaki derste belki 5-10 dakikada uygulamalarla yapabileceğimiz durumlar olmayabilir. Uçak korkusunu mu tercih ediyorsun? Eğer yapabilirsek. Evet, çünkü tek ve kısmı biraz daha başka tekniklerle de desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum şu anda. O yüzden yani tek başına NLP ile de çözülebilir. Evet, ama o biraz daha süreç. Ama hani NLP, EFT böyle ikisini birleştirip biraz daha süreç de alacak bir şey olabilir diye düşünüyorum. Şimdi buradaki hani eğitimle de arkadaşların hakkında yemeyip yapmamak için kusura bakmayın. O biraz daha yani master taraflarına gidiyor. Tamam. O zaman uçak korkusu için adım yazabilirim. Not aldım. İşte yeri geldikçe umarım yapacağız. Öğrenim. Tamam. Çok teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar. Tamam. Sınavsız, uzaktan eğitimle, %100 burslu, tamamen ücretsiz, 4 yıllık psikoloji, lisans eğitimi almak ister misiniz? Uluslararası üniversitemizin başlatmış olduğu 14 ve 20 dalda uzman eğitmen projesine dahil olarak %100 burslu, tamamen ücretsiz, 4 yıllık psikoloji lisans diploması sahibi de olabilirsiniz. Bu eğitimler sayesinde hem kişisel gelişim uzmanı olacaksınız hem de uluslararası üniversite mezunu bir psikolog olabileceksiniz. Detaylı bilgiyi uzmaneğitmen.com web adresimizden edinebilirsiniz. Merhabalar, iyi akşamlar herkese. Çok iyi bir eğitim, gerçekten kendimi de onurlandırıyorum böyle bir şey seçim yaptığım için. Ben yani bu sefer kendimi geç algılıyorum diye hani birkaç sefer dinleyince anca yazacağım çizeceğim anca anlıyorum. Evet, tamam, bu oturdu diyorum. Olabilir, bazı insanlar tekrarla öğreniyorlar işte, herkesin öğrenme sistemi farklı. Evet, ben de aslında problemi düşünürken onu hani iyi hissettirmedi sonra ben yani. Hani o şeyler söylediklerinizden sonra ben mi yapamıyorum diye bu sefer kendimi yapmaya başladım. Nedir konu? Yani çok özel değilse. Algılama olarak yani başaramadım. Algılayamama mı üstüne? Evet. Algılamanız şöyle, hiç mi algılayamazsın, geç mi algılıyorsun?
geç algılıyorum, evet geç algılıyorum. Ama bu acaba bir problem mi? Yani benim için bir problem, birkaç sefer onu tekrarlamam gerekiyor. Mesela tam anlayamadım ben orayı. Yani siz söylediğinizde okey düşündüm düşünce olarak. Fakat hani siz dediniz ya sizi nasıl hissettiriyor diye. İşte iyi hissettirmedi öyle. Bu şeyleri, ön varsayımları yaptıktan sonra da mı hissettirmedi? Evet. Ne hissettiniz peki? Yani ne düşündünüz de bu şekilde oldu? Hani biraz daha böyle açabilir misiniz? Evet, ben başaramadım, bunu anlayamadım diye düşündüm. Yani bunu anlamamışım diye düşündüm. Anlamadığınız şey bu slaytta yazanlar mı? Neyi kaçırdım acaba ben orada ki anlamadım diye düşündüm. Halbuki dinliyorum yani. Ya burada şöyle yapılmasını istenen şey şuydu aslında, basit bir örnek. Çok temel bir konu. Bir probleminizi düşüneceksiniz. Ve az tamam. önce saydığım bütün ön varsayımlarla onu böyle bir tek tek ilişkilendirip bunları kendinize söylediğinizde ve onunla en ilişkili olanı bulduğunuzda onu yakaladığınızda... Efendim? Sesi mi söyleyeceğiz? Yok, sesi de söyleyebilirsiniz, içinizden de söyleyebilirsiniz. Probleminizi düşüneceksiniz. Bu probleme ön varsayımların hepsini gözden geçireceksiniz. Ve arzu edilen duruma ulaştığınızda hangisini de yakalıyorsanız o tarafı güçlendireceksiniz ve bunu kendinize gün içerisinde de belki olumlama olarak bile kullanabilirsiniz. Anlatabildim mi? Anladım. Teşekkürler. Mesela tamam. Teşekkürler. Merhaba, iyi akşamlar. Merhaba. Öncelikle herkese sevgilerimi iletiyorum. Ya ben şunu sormak istiyorum. Şimdi NLP tekniğini daha farklı birine, mesela ben kızıma uygulayabilir miyim? Ya da kızımla nasıl bir teknikle çalışabilirim? Kendisi sınava hazırlanacak, sınav öğrencisi ve kaygı düzeyi yükselmeye başladı. Bu anlamda NLP'nin tekniği var mı ya da uygulanabilir mi? Ne yapabiliriz? Bunlara geleceğiz. Bunu şimdi cevap vermeyeyim çünkü eğitimin ilerisinde buna benzer şeyler konuşacağız. Yani oradaki tekniklerden yeri gelince de söylerim bunu, işte kaygı için çalışabilirsiniz diye. Şimdi bunu burada ayrıca yine anlatırsam zamanımızdan kayıp olacak. Yaş sınırı yok değil mi? Yani benim bahsettiğim LGS öğrencisi çünkü. Yok, NLP'de yaş sınırı yok. Herkes uygulayabilir. Tamam. Tamam, teşekkürler. Kimsenin vaktini almak istemiyorum. Kolay gelsin, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Merhabalar Yeliz Hanım'a, iyi akşamlar. Merhaba. Şimdi ben çok hızlı soracağım. Bu NLP bilinçaltındaki çapalama tekniği gibi bir şey değil mi? Yani sorunu çapalama tekniği sadece NLP tekniklerinden bir tanesi. Değil mi? Evet. Ben bilinçaltı uzmanlığı eğitimi de aldım da bundan desteklemek amaçlı zaten alıyorum. Az önce hanımefendiye de hani gözlerinizi kapatın şöyle yapın dediniz ya. Evet. O da galiba sembol dilini kullandınız değil mi? Evet. Tamam, onu öğrenmek istedim. Teşekkür ederim. Zamanınızı almayayım. Rica ederim. İyi dersler. Merhaba. Merhaba. Aslında benim sorumu bir önceki arkadaş sordu. Ben de yaş sınırını soracaktım. Yok, yaş hani çocuklara... Yok. Çocuklara yani uygulamayla ilgili bir anlatım olacak mı? Yok, bu genel, yani özel çocuklara zaten özellikle bu şekilde olur gibi bir ayrım yok. Yani benim hani çocuğumla ilgili mesela bir sorunum var. Onunla ilgili acaba yapabilir miyim diye sormak istedim. Ne hani sorunlu? Böyle bir çalışma. Genelde okula gitmemeyle ilgili bir direnç gösterme, hani bu pandemi sürecinden beri bu şekilde devam ediyor. Ve şu anda bayağı bir çok sorun oluyor yani. Bunun altında yatan sebebi tabii bulmamız lazım. Şu an tam olarak bunun altında yatan sebep bilinçaltı ya da NLP'ye mi uygun, yoksa
bir daha farklı bir uzmandan mı destek alınması gerekiyor? Onu biraz çocukla görüşerek bunu cevap verebilirim. Yani şu anda siz hani pandemi sürecinden kaynaklı diye siz de böyle yargıda bulunmuşsunuz ama çocuk için belki öyle olmayabilir bunun cevabı. Yani şöyle düşünüyorum ben gözlemlerime göre. Hani çocuklarda güvenli bağlanma sanırım onu oluşturamadığımı düşünüyorum. Bir 4-5 yaşlarında bir babasıyla ilgili bir ayrılık yaşandı. Hı hı. O zamandan beri bu şekilde ana sınıfından başladı daha doğrusu. Orada biraz bir süre hani ben gittim geldim bekledim sonra geçti gibi oldu. Sonra işte şimdi tekrar devam ediyor. Yani açıkçası bu konuyla ilgili ben bir pedagogla daha görüşebilirsiniz. Öncesinde bunu tavsiye edebilirim. Teşekkürler. Rica ederim. Nusret Hanım. Merhabalar. Ben de teşekkür etmek için aradım, söylemek istiyorum. Ben birkaç eğitimde de aldığım birkaç eğitimde de bize sürekli slaytlarla zaten öğretildi. O diğer arkadaş sadece ona söylemek istiyordum ama eminim o da farklı bir niyetle söylemedi. Herkesin öğrenme şeyi farklıdır. O yüzden hem onu şey yapmak istedim. O da yani sizi de kırmamıştır umarım. Tabii yok. Ki herkes kendi... Onu paylaşmak istedim ama diğer birkaç aldığım yerde de slaytlarla gösterildi. Ben zaten kendim de slaytlara bakıp öğreniyorum. Hani herkesin de tabii ki öğrenme şeyi farklı. Evet. Ama çok güzel anlatıyorsunuz. Çok da tatlısınız. Teşekkür ederim. Teşekkürler. İyi dersler. Hayırlı akşamlar Yeliz Hocam. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Pardon Zübeyde Hanım. Sürekli birileri ele ekliyor artık. Gitsin eller. Yani Yeliz Hocam ben de biraz deminki arkadaş gibi biraz geç katıldım. İnşallah çok fazla kaçırmamışım. Kayıt altına alınıyor görüyorum. Vallahi kaçırdın yani senin için üzgünüm. Neyse şimdi şöyle bir şey ben hani o problemde ben bir öfke kontrolümü yapamıyorum. Yapamıyorum bu benim için büyük bir problem. Onu o çalışmayı tam öncesinde tam geldiğimde siz o çalışmayı yapıyordunuz. Ben de hemen gözlerimi kapatıp öfkemi şey yaptım ama problem. Evet. Öfke şimdi şöyle bir şey. Öfke kontrolünüz yoksa ben her zaman şunu söylerim. Öfke kontrolünüz yoksa aslında mevzu öfke değildir. Gerçekten. Bunun altındaki şeye bakmamız lazım. Yani problem öfke ise kesinlikle öfke problem değil. Yani size şunu söyleyebilirim. Şu an mesela dersten sonra belki hani vaktimiz olursa da şey yapabiliriz uygulamalarını. Bunu size şunu ortaya çıkarmanız gerekiyor. Yani siz bilinçaltınıza biraz daha böyle beyin dalgalarını biraz daha alt seviyelere indirdikten sonra sorun yani öfkeniz size ne anlatmak istiyor? Nerede problem var? Şimdi öfke genellikle her zaman olmasa bile anlık öfkelenmelerimiz falan olur ama öfke böyle düzenli bir hale geldiyse eğer bunun altında yatan ikinci bir başka bir sebep vardır. Çünkü öfke genellikle ikinci bir duygu olabiliyor. Başka bir duygunun içimizde biriken başka bir duygunun saldırgan tavırlarla davranışa dönüşmesi oluyor. Mesela kendinize sorun, işte yetersiz mi hissediyorum, değersiz mi hissediyorum, ilgisiz mi hissediyorum? İşte o zaman sizin öncelikli olarak çalışmanız gereken şey öfke değil, değersizlik duygunuza çalışmanız gerekiyor. Tamam. Bir de kıtlık birinci demek ki o 3 dakikalık çalışmada paranın hepsini atamadım. 2 torbamı bıraktım arkada. O zaman sizde varmış. İşte kıtlık birincisi. Evet. Elveda diyememişsiniz paralara. Ne yapmam gerekiyor ona? Ses kapandı. Pardon. Otomatik kapandı. Pardon. Tam ne bir şey diyordunuz da ses kapandı Zübeyde. Aynen diyorum. Hani onları ne yapmam gerekiyor? Tamamen tekrardan atmam mı gerekiyor? Tekrar o ateşi yakıp atmam mı gerekiyor? Evet, onu atana kadar bolluk bereket çalışması yapacaksınız.
Tamam, şimdi zaten akışta çalışmalar yapacaksınız inşallah. Evet, inşallah yani evet vaktimiz ve el verdikçe güzel şeyler yapmayı planlıyorum. Tamam. Yani tamam. Ben de not ederseniz o öfke için böyle belki bir çalışma. Öfke değil, değersizliğe. Değersizlik, değersizlik tamam. Tamam, teşekkürler, çok sağ olun. Ağzınıza sağ olun. Gamze Aköz. İyi akşamlar herkese. İyi selamlar, akşamlar. Sevgiler. Yeliz Hocam çok keyifle dinliyorum. Ders akışta gidiyor. Az önce Alper Hocam da çok güzel bir uyarıda bulundu. Lütfen bireysel sorularımızı sormayalım. Dersten vakit almayıp uygulamada herkesin rahatsızlığı, sıkıntısı neyse odaklanıp ona çalışma yapsın ve yorumlarımızı öyle yapalım. Sorularla çok vakit kaybediyoruz. Dersin akışını kesmeyelim. Bir de hocam bireysel sorunlar için ben sizin Instagram hesabınızı ya da iletişim numaranızı chat bölümüne yazarsanız tamam. Katkı almak isteyen arkadaşlar oradan sizden bilgi alsınlar. Tamam, birazdan arada ben onları halledip göndereyim herkese. Tamam, çok teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar. İyi dersler. Sağ olun. Şenay Özbakan. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Eğitim için teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Uygulamalarla ilgili kimisi yüzmekten korkar. Suyun içine kafasını sokamaz. Nefes alamayacağım korkusu evet. Yapıyor. Aramızda evet. Bir arkadaş varsa bununla ilgili bir çalışma yapılabilir mi acaba? Sizde var mı bu korku? Başkasının. Bende yok. Kardeşimde var ama o da şu anda burada yok. Ben onu yenmeye çalışıyorum. İşte iyi bir yüzme hocasından aldırayım, öyle yapayım, böyle yapayım ama biz bunu yenemiyoruz. İmkan var. Evde yüzme havuzu var ama yüzemiyor. Şimdi bu tam olarak nasıl oluştuğunu da bilmek gerekiyor. Yani bir olay sonucu mu ortaya çıktı? Bir travmatik bir durum mu? Yoksa böyle bir inançla bir şeyle gelmiş bir durum mu, onu da bilmemiz bu gerekiyor. Bu derste bunu konuşacağımızı, yani bunlarla ilgili olabileceğini düşünmemiştim ben. Onunla konuştuk. Yani acaba bebekken yıkarken seni düşürdüler mi, korkuttular mı, o mu oldu, bu mu oldu? Bayağı bir geçmişe yönelik düşündük ama bulamadık. Bilinçli zihinle düşündüyseniz bulamayabilirsiniz. Burada muhtemelen bir bilinçaltı na inmek gerekecek alfa ya da belki regresyon yapmak falan gerekebilir. Dediğim gibi bu çok spesifik travmatik durumlar için biraz daha özel çalışmak gerekiyor. Yani hani dersin başından da anlatıyorum ya, bazı durumlar gerçekten çok kişisel. Benim belki ben kendi algıma göre onu çalıştıracağım, yönlendireceğim ama belki karşı taraf için o çok farklı bir şey ifade edebilir. Yani o yüzden kişinin kendisiyle yapmak daha doğru olur ama Şenay Hanım şimdi biz işleyeceğiz zaten dersi. Belki uyuyacağını düşündüğünüz bir yöntem, bir teknik olursa siz kardeşinize uygulayabilirsiniz. Tamam, teşekkür ediyorum. Bu arada da arkadaş size bir şey söyledi. Herkes onun üstüne gitti. İrseven Akademi'ye kadar bu konu gitti. Eminim o da çok üzülmüştür. Yok evet, yani hani ben hani az önce yine zaten cümleler içerisinde de vardı. Hiçbir şey kötü niyette söylenmez. Evet. Teşekkür ederim Şenay Hanım. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Yeni eğitimlerimiz ve eğitim duyurularımızdan haberdar olmak için Instagram hesabımızdan takip etmeyi, kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı, videomuzu beğenmeyi ve pozitif yorumlarınızı bizimle paylaşmayı ihmal etmeyiniz. Bu projemize katılmak ve diğer projelerimiz hakkında detaylı bilgi sahibi olmak için lütfen videonun altında belirtilen link ve telefon numaralarından bilgi alınız. We'll be right back.